işte Ankara'dan İskenderun'a, çok farklı illerimizden, çocuklarımızdan, devlet okullarından özel okullarına bütün çocuklarımız bu duyguyu, coşkuyu yaşasınlar istiyorum efendim. Ve bakın atamız ne kadar yakışıklı adam değil mi ya? Ne kadar da karizmatik bir insan. Var mı bir bol savaş bugün? Bugün aynı zamanda Atatürk Kültür Merkezi açılacak. Bugün aynı zamanda Beyoğlu Kültür Yolu açılıyor. Bu arada sizlere zaman zaman kendisinin yazılarından bahsediyorum. Zülal Kalkandelen, New York'u yaşamak, 11 Eylül'den Covid-19 salgınına son 20 yıl isimli kitabını yazmış, imzalamış ve demokrasi meydana göndermiş. Zülal Kalkandelen'e teşekkür ediyorum. Şimdi adı güzel, Atatürk Kültür Merkezi. Ah, hep böyle dedikçe şu Atatürk Havalimanı'nın değişti ya, yeni havalimanına Atatürk demediler ya, ah yanarım yanarım da ona yanarım. Bir de statların isimlerini, mesela geçen hafta Bursa'daydım. Ya pek çok kentimizdeki Atatürk stadının adı değiştirildi. Ya bilmem ne stadı, bilmem ne arena falan diye tuhaf tuhaf isimler oldu. Ama en çok da yanarım yanarım havalimanının, yeni havalimanının adının Atatürk Havalimanı olmamasına, gerçekten bu içimde bir burukluktur. Keşke ilerleyen zamanlarda ya mevcut iktidar ya da bu iktidar değişirse gelecek iktidarlar oranın adını da Atatürk Havalimanı yapsalar. O kadar memnun olurum ki anlatamam. Cumhuriyet'in 98. yılında tam da planlandığı gibi sanatın merkezi Atatürk Kültür Merkezi kapılarını sanatseverlere açıyor. AKM'nin açılışı 17 gün sürecek birbirinden renkli etkinliklerle taçlanacak. AKM'yi 17 gün sürecek etkinliklerle beraber açıyoruz. 12 Nisan 1969'dan beri sanatın kalbinin attığı Atatürk Kültür Merkezi'nin yeniden yapımında temel 10 Şubat 2019'da atıldı. Yapımı 2,5 yıl sürdü. Cumhuriyet'in 98. yılı için bugün açılışı gerçekleşiyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, açılışın öncesinde gazetecilere AKM'yi tanıttı. Dünyanın karşı karşıya kaldığı pandemi sürecinden sonra kültür ve sanatın İstanbul'dan tekrar hızlı bir şekilde ayağa kalktığını tüm dünyaya mesajını vermek istiyoruz. Yeni opera salonu bambaşka bir yapı. Kırmızı bir küre şeklinde inşa edilen opera binası için AKM'nin kalbi diyor Bakan Ersoy. 14 katlı 5 bloktan oluşuyor. 49 bin metrekarelik alana sahip. 2040 kişilik kapasitesiyle de öne çıkıyor. Kültürün ve tarihin harmanlandığı, eşsiz bir rotanın oluşturulduğu Beyoğlu Kültür Yolu, İstanbul'un büyüleyici dokusunu festivale dönüştürdü. Galata Port'tan Atatürk Kültür Merkezi'ne kadar, mimariden edebiyata, resimden müziğe, tasarımdan tiyatroya, Beyoğlu Kültür Yolu Festivali insanları kültür sanat yolculuğuna çıkarmaya hazırlanıyor. Festival 7'den 70'e herkesi kapsamayı amaçlarken Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Türkiye'nin en büyük kültür sanat projesi dediği Beyoğlu Kültür Yolu Festivali 30 Ekim'de başlıyor. 14 Kasım'a kadar 64 farklı noktayı sanatın merkezi yapmaya hazırlanıyor. Binden fazla sanatçı, 75 konser, atölyeler, söyleşiler, performanslar sanatseverleri bekliyor. Bakan Ersoy, Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'nin gelenek haline geleceğini vurguladı. Biz bu festivali bir gelenek haline getireceğiz. İlk ve sonbaharda olmak üzere yılda iki kere yapacağız. Cumhuriyetimizin 98. yılında Atatürk Kültür Merkezi Dopdolu programıyla saatleri sayıyor.